Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Colony Survival'da Tolga ile beraber yeni bir bölümle sizlerin karşısındayım. 27. bölümdeyiz. Tolgacığım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Babuşlar, geçen bölümden bu yana biz oyunu oynamaya devam ediyoruz ve bu esnada yeni şeyler fark ettik. Öncelikle ben size şurayı bir göstereyim. Daha doğrusu burayı göstermeden önce size öğrendiğim bir şey anlatayım. Sağ olsun Mert babuşumuz yorumlarda belirtmiş ve demiş ki G tuşuna bastığınız zaman geceleri etrafınızda bir aydınlatma oluyor. Siz de oyunu oynuyorsanız G tuşuyla gece önünüzü daha rahat görebilir, işinizi gücünüzü daha rahat halledebilirsiniz. Bir de yeni bir komut bloğu keşfettik. Burada kazma, inşa etme ve diğer seçenekler var. Bunları deneyeceğiz bu bölüm içerisinde. Yani biz şimdi bütün toprağı, işte taşı, ıdıyı, bıdıyı falan kendimiz elle kazıyorduk. Güvenli bir alana şimdi kolonici yollayıp onun kazmasını izleyeceğiz. Bakalım yani ne şekilde ilerleyecek ben de bilmiyorum ama elimden geldiğince güzel bir şey yapmaya çalışacağım. Yani eğer ki kazma işlemini bile otomatik halledersek deme keyfime. Buradan şöyle bir kafamı dışarı vermenin bir yolunu bulabilirsem. Bura ormana giriyor. Buradan buraya geleceğiz. Bura yatakhane. Tolga kolestrofobim azdı. Heh. Dur, bura beni dışarı çıkarır. Uf, daraldım. Şimdi şöyle bir 2 numaralı tuşa bir basalım efendim. Buradan böyle nereleri kazdırabiliriz, nereler güvenli alan onu öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü bir yandan da adamlarımı çok uzağa ve ulaşılması mümkün olmayan bir yere iletmek istemiyorum. Sanırım şu ileri de güvenli alan olarak gözüküyor ya. Ama bizim çocuklar oraya nasıl gidecek? Bir de onu bilmek lazım. Bak şurası falan komple güvenli alan da bizim çocuk buraya nasıl gelir? Yukarıdan iletim yaparız. Sanırım yukarıdan gelir, yukarıdan gider ya. Buradan bak şöyle bir şurada geçiş var. Nasıl yapar? Buradan gelir aşağı iner. Ayarlarız. Ayarlarız. Hele bir gündüz olsun ayarlarız. Bu arada babuşlar, seriye beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Ve hala kanala abone değilseniz abone olarak ailemizin bir parçası olabilirsiniz. Haberiniz olsun. Tolgacığım. Hı. Sende durum nasıl? Hiç ses vermiyorsun. Ben şu an hani doğru bir şey yapıyor muyum yapmıyor muyum onu düşünüyorum. Evet, onunla uğraşıyorum. Beyinler yanıyor tabi ister istemez. Evet, çünkü hani benim bunlar uyuyor mu? Bu kadar insan nereden geldi? Sabah mı oluyor? Benim oradan geliyorlar da sabah oldu herhalde. Bilmiyorum, biz gece başlattık ya videoyu. Hani onu düşünüyorum. Bu kadar insan ne işi var? Ne yapıyorlar? Çözmeye çalışıyordum. Onunla uğraşıyorum. Allah'ım şükür nihayet ekmeğimiz var. Arkadaşlar şimdi ekmek tüketimini kapatacağız. Çünkü ekmek yetişemiyor. Ekmek tüketimini kapattığımız için hem mutluluk hem kalori alma adına çorba tüketimini arttıracağız. Günlük 20 birim çorba tüketilsin. 20 birim çorbanın yanında da günlük 12 birim lüks yemek yensin. Bence bunu karşılayabiliriz. Ayrıca da günlük 28 birim de pasta yensin. Bu sayede hem kalori ihtiyacını karşılarız hem insanların mutluluğunu arttırmış oluruz. Mutluluğun fazlasıyla artacağını tahmin ediyorum. Ve açıkçası hani biriken undur ya da diğer materyallerdir, şudur budur, yemek türünden materyallerin ziyan olmasını engellemiş oluruz. Misal pasta için yumurta gerekiyor. Pasta yapılmadığı için yumurta bekliyor. Beri bekliyor. Lüks yemek için ne gerekiyordu lüks yemek için bilmiyorum da 1000 kalorilik bir yiyecek kendisi. Zeytindir, şudur budur, Allah ne verdiyse elimizde her şey var. Ama bir tek ben kendimi bildim bileli buğday konusunda sıkıntı yaşıyorum. Onu da halledeceğiz artık. Aha da tamam. Şimdi arkadaşlar önce bir kazıcıyı deneme zamanı. Hemen şuradan bir odunumuzu çekelim. Buradan kazıcıyı bir deneyelim. Şimdi burayı kapatacağım. Ne kadar büyük alan kazdırırsam benim için o kadar iyi olur diye tahmin ediyorum. Şöyle bir burayı kapat. Buradan kapatırsak sorun olabilir ama şöyle bir birim daha geriden kapatalım bunu. Zaten 11 kişilik yerimiz var. Mutluluğa bakar mısınız sol üst köşeden? Mutluluk 82 oldu bile. 82 mutluluk da baya baya güzel. Şimdi bir de buradan şöyle minik bir iniş yeri inşa edelim. Tamam mı? Buradan böyle tık 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 çıkar. Yerine geri döner. Buradan gelir tık tık iner. Burayı kazmaya başlar. Şimdi tabii ki bir de bunun için bunun kenarına bir tane şey atacağım.
Gel bakalım bir tane sandık atalım şöyle ve burayı bir kazıcı olarak ayarlayalım. Komut satırına gelelim. Buradan digir araya diyeceğim. Hadi bakalım yani ne kadar kazıyor bilmiyorum ama kendisi şöyle bir 9'a 9'luk bir alan kalsın. Nereden kazacağını mı seçiyorum acaba bu şekilde? Literage. Ben bunu nereden bulacağım? Tamam, iki tane şöyle Kürt mü ayarlayalım. kürt diyor. Ne diyor Şey mi bu? kankam? Bu neydi bu? Fırında hani şey yapıyorsun ya abi. Iron ingotun İki, altındaki. üç. Bakayım bir saniye. Hemen bronz şeye bir emblem oraya bükeyim de. Kurşun. Kurşun için lead lazım. Yani kurşun yapmam Sen lazım. Onun için de silah mı galene geçiyorsun? lazım. Yok bu şeydeki fırındaki olay var ya. Hangi Lead. Yani kurşun. hangisini kastediyorsun ya? Şey fırın hani bu Iron Ingot yapma var ya Ingot yapma fırını. fırını, Iron Ingot yapma fırını. Bir saniye yiğidim. Benim oraya bir geçmem lazım önce. Abi benim mekan çok karışık. Ben şu an neyin ne olduğunu bilmiyorum da. Bronz ingot yapma fırını mı gördüm de Iron Ingot'u göremedim kanka. Ya abi şey böyle hani tuğladan fırın böyle Ha. alevler çıkıyor. Evet. Dur hemen bulup bakacağım. Evet gördüm. Lead mi? Aha. Galena nasıl bulunuyor harbiden ya? Kükürt mükürt diyor hani onun için de kükürtü madenden mi bulacağız? Bir şey bulup onu işleyecek miyiz? Hani orada bir takıldım böyle. Aa, bak şimdi demiri işlemek için şey gerekiyor. Iron ingot artı kömür gerekiyor. Kömür için de odunla yakma odununu birleştirip kömür üretiyoruz. Şey yakma odunuyla çorçal üretiyoruz. Acaba onunla alakalı bir şey mi? Ben Aa. bir Wiki'den hemen ona bakmam lazım. Wikipedia'sına bakabilirsin. Yardım alabileceğimiz yerler var. Oralara bakabilirsin. Şimdi arkadaşlar öncelikle Digger Area'yı hallettik. Bakalım kazıcılarımız oraya gidip malzeme kazıp bize iletecekler mi? Ne yapacaklar? Oo. Ha, çok derindeymiş madende abi. İn madene o lazım bize. Anladım. Nasıl Aa, bir şey acaba? bunlar kazdı da nereye gitti? Burası hala Digger Area. Sen şuradan başla. Sen buradan kaz. Sen şuradan kaz. Abi kazıyorlar ama bir birim kazıp şey yapıyorlar galiba. Tamam. Güzel. En azından kazmakla kendim ilgilenmiyorum. Arada bir gelip buraya adam atayabilirim. Bence bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Yani küçük bir merdiven yaparız. O küçük merdivenle beraber oralar işlenmeye devam eder. Kankam sen kendin bulduğunda sana zahmet bana da koordinatını ilet. Ben de oradan ulaşmaya çalışayım. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey şu. Öncelikle şuraya bir sandık atacağız. İnsanların kastıklarını buraya atması için. Şöyle bir bir boşluk bıraka bir yerleştirelim. Çok nizami, çok disiplinli gözükmesine gerek yok. Aa Darma buldum duvara galiba. yeter. Böyle hafif altın ama böyle silik silik sanki. Bu mu acaba? Dur bakayım. Şimdi önce kanka bulduğun zaman bana haber et sana zahmet. Aynen Önce abi flex onu farm. bir bulayım. Şuraya bir flex farm atalım. Bir. Saltpeter. Neymiş lan? Defa duydum. İki. Üç. Saltpeter. Dört. Güherçile. Ve Onu beş. Arıcılık. Şurada da arıcılıkla ilgileneceğiz. 20'ye 20'lik alanlarda. Bayağı bir işe toplu adam almamız gerekecek. İnşallah ayarladığımız kalori miktarı bu insanları beslemeye yardımcı olur. Arkadaşlar buranın üzerine de şöyle minik bir blok attıktan sonra buranın üzerinde kıyafet yapmamız için gerekli olan bir materyal var. O kıyafet yapmamız için gerekli olan materyalin ekimini yapacağım muhtemelen. Bütün jobları bir doldur. bu mu acaba? Bakayım. Aha buldum abi tamam. Tamam. O zaman ben de madene inip onu bir bulmaya çalışayım madem. Altından da aşağıda böyle küp küp şeyler var. Şeker küpü gibi düşün. Maden o. Anladım. Bir de yanında da şey var. Gül heçeri diye bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. Gül herçile diye. O da Bu böyle arada altının siliği.
Tolga, amelilik yapmamıza gerek kalmayacak bro. Sen bu yıldırım şey yapıyor. Digre deniyorum şu an. Ya çok efektif değil ama hani bırakır gidersin güzel çalışıyor. Hani şey yapmayacağım böyle, başında beklemeyeceğim. Bırakacaksın her sabah. Adam onunla ilgilenecek, anladın? O şekil Geceleri bir, gidiyor zaten. aynen o şekil bir Geceleri sistem bırak. olursa çok tatlı çalışıyor. Arıcılığı da hallettik. Şimdi ben bir madene inip o maden kısmını halletmeye çalışayım. Onu bul abi çünkü o kurşun için bizim temel malzememiz olacak gibi duruyor. Şey, mermi üretmek için değil mi? İleride ateşli silah geçiş Aynen büyük yaptığımızda. ihtimal. Çünkü bir şey üretmek Burası istiyorum, ondan maden istiyorum. geçişi değil. Buradan şöyle geçelim. Miner. Buradan böyle geçelim. Evet, bizim Atom, maden atomu. geçişimiz bura arkadaşlar. Ve maden Evet. geçişinin içerisinde de tarla var. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Senin o yere zaten gelen pişman, gelmeyen pişman değil. Kanka, bir şey söyleyeyim mi? Daha yanlardan da tarlalar falan açılıyor arkadaşlar, yani ben boş verin ya. Çok uğraştın mı abi o şehrin için? Yerin için? Böyle Kanka, yer 20 aldın saatlik biraz. save, ne bileyim, beynimin karman çorman böyle, beynimin içi. Hani hiç düşünmedin mi acaba? Şayet Böyle burada leş bir yer yaparsan ne olur diye. hiç düzenli yerleşim. Ben bölümün bu kadar ilerleyeceğini tahmin etmedim ki. Ben 5 bölüm oynar çıkarız diye düşündüm. Kanka, sen bana yani... İkimize birden ayrı ayrı yükleniyorlar. Kendi Tolga, adına konuş. şimdi kendi adana konuşma. Neyse. Ben mutluyum. Sıkıntım yok. Ne kadar aşağı iniyoruz yiğidim? Ben altından ne kadar inmişim? Bak, burada ben bir şey 1, buldum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kat falan indim abi. Direkt çıktı. Ben burada bir şey buldum ama ne olduğunu bilmiyorum. Beyaz beyaz parlıyor. Küp şeker tarzında mı? Evet, mantarımsı böyle küp şeker tarzı bir yapısı var. Onlar abi aynen o sülfür. Sülfür mü bu? Pekala. Aynen o küp şeker tarzında sülfür böyle yani. Beyaz küp ya bildiğin hani. Benim ama o hocam ona da kodenisi Pek lazım biliyorsun. öyle değil galiba ya. Benim gözler acaba yamulmuş olabilir mi? Yok be abi Aa, başka bir maden tane de yok ki şöyle ben. sarımtırak bir şey Silik buldum. altın değil mi? Ben Silik böyle. rank'çörüm. Altının silik hali böyle hani hafif nokta nokta. Daha çok şey gibi, 144 bir yeşil video izliyor gibi. Ha işte tamam o da gül heçeri mi? Gül heçeri mi? Gül herçile mi? Öyle bir şey oldu. Anladım. O zaman ben bunlardan ikincisini de bulayım. İkisinden de iki tane ürettireyim madende. Evet, ben de yatak atacağım çünkü bana adam lazım. Aa, ben de 201'de 201 Yok. yapmışım lan. Abo. Yok. Şevketciğim, hoş geldin bebeğim. Alo. Utandı gitti abi. Hoş geldin dedim, bir şey demedim ki be. Püüü dedi gitti. Allah. Hoş geldin bebeğim dedim, alt üstü ne olacak? Onda oyun varsa buyursun, o da gelsin, birine yardım eder ya da kendi köyünü falan kurar. Oluyor mu ki öyle? Sıkıntı olmaz yani, ha? Oluyor mu ki öyle? Kanka, giriş şu an bende ya, o yeni bir yer açsa da fark etmez yani, çok zombi gelse de biz tutabiliriz. Biz de beraber oynamak istiyorsan niye oynamasın? Dur bakayım bir sorayım. Ben Şevket'imi seviyorum yani. Hem seriye dahil olmuş olur, yeni bir heyecan olur. Yeni bir noob katılıyor aramıza. Biz bu seride daha ilerleyeceğiz gibi duruyor, bir aksilik çıkması, öyle değil mi? Yani Dev patlamazsa, ben dünya patlamazsam yanmazsa bir büyük şey olmaz. ihtimalle. Evet sen patlamazsan. Sen patlayacak gibi duruyorsun. Çünkü canlı bombasın. Kanka, Allah'a emanet gidiyor her şey yani, ben ne yapayım? İkimize birden ayrı ayrı yükleniyorlar. Nereden geldiyse aklıma. Aa dur, ben oraya miner komutunu koymadım ki. Ben oraya komut bloğunu koymadım. Keko keko geziniyorum, yükleniyorlar yükleniyorlar diye ya. Peki burası güvenli alan mı? Aynen öyle, burası güvenli alan. Abi yeşil yeşil görüyorum her şeyi böyle, sanki Hulk, tövbe ya Rabbim. Ney bir daha söyle de sarı sarı Hulk görsün şey, orada her şeyi. dışkılama insanoğlu işer şey yani. Sonra her yere böyle bir sarı sarı sarımtırak sarımtırak diyor. Ya arkadaş, yani sıçmayı da benden öğreneceklerse artık yiyeyim o sarı doları. İnsanoğlunun Terbiyesiz. doğal süreci bu. Ne kadar terbiyesiz şeyler söylüyorsun. 3 tane buna, 2 tane de buna. Tık tık. 5 tane daha miner atanacak. Şöyle bir etrafa bir iki ışıklandırma bir şey atalım ya.
Abi şuna baksana, ışıklandırma olmadan böyle onun ne kadar karanlık, böyle ne kadar kötü. Allah'ım ne kadar çirkin bir mimari ya Rabbim. Ya Rabbim ben neden estetik zevkten yoksunum? Buz devrindeki side bağlayacağım kanka. Benim sorunum ne böyle diye dolanacağım ortalıkta ya. Senin sorunun bu kadar oynayacağımızı düşünmeyip her şeyi sağa sola ataman ve sonunda da Sen sanki çok düzenlisin. Sende de böyle her yer şey, her yer her yerde. Yalan mı söylüyorum kanka yani? peki. Benden düzenli olduğun kesin, bak o su götürmez bir gerçek. Benden Ya ben düzenli olduğun kesin. bir gel bak, ben aradığımı buluyorum güzel kardeşim, hani Ben de abicim. bulabiliyorum 2-3 turdan sonra. Değil mi? Kafan Ben de çatlıyor bulabiliyorum. böyle ararken. Gel bak bak gel. Sanırım bir canımın içi biz videodayken abone olmuş. Kankacığım sana videonun sonunda teşekkür edeceğim. Çok çok sağ ol. İkimize birden. Dur, ben ne Gel gel gel. yapacaktım? Yüklenme. Gel de Bayze gör, Bayze. Beziyorum ya. Kardeşim dur, base'ine beni bulaştırma şimdi. Ne yapacaktım ben? Sen Ha, yıkık dikkat bakacaktım. ülkende. Dikkat dikkat dur. Bu adam niye çalışmıyor lan? Bana ne lazım? Bana bundan lazım. Manyaklar Kazıcıya bakacağım. Mine'a adam atayacağım. Miner'a adam atadıktan sonra bir şuranın üstünü kapatacağız. mı? Buranın üstünü kapatıp oraya bir Anlıyor. buğday Anlıyor. tarlası. Buğday tarlasının yanına bir wolfbank atacağız. Bunlar burayı kazmış da çok yavaş kazmıyorlar mı ya sizce de? Bu ne istiyor ya benden? Hmm. Lan manyak adam. Var işte, şundan yapsana. Şuradan beni bir şu diggerlar boşa çıksa da keşke, ki boşa çıkacaklar galiba şu Grey an. Ne oluyor lan? Kabus. Red Brick. Grey Cobblestone. Black Adam havada kaldı Bronze. beyler. Adam havada kaldı. Red Sombrick. Güzel Şimdi anlıyoruz. bu dur. A minor tool değil. Şimdi biz 3 tane kazıcı aldık. Bu kazıcılardan bir tanesi madene gitti. Kalan ikisi nerede? Kalan ikisinin de burayı kazabileceğini pek zannetmiyorum. Burayı o zaman remove deyip kapatalım. O zaman diğer ikisi boşa mı çıkacak? Yoksa zaten bir kişi mi kazıyordu? Ne oluyor? Ne bitiyor? Anlamadım. Sen nesin kanka? Sen başka bir şeysin. Tam yukarı yatak atayacağız mecbur ya. 94 mutluluk var bu arada. Mükemmel değil mi ya? Hop hop. Abi yukarı yatak atama zamanı. Yukarı yatak atacağız ki daha fazla eleman alabileceğiz. Şut. Barley değil, bana beri lazım. Benim berim bitmiş. Nasıl berim bitti? Kanka sen sorma, nüfus arttıkça o beri öyle bir tükeniyor ki. Ben onun sıkıntısını yaşadım. Şimdi hemen ihtiyacımız olan bütün adamları bir alalım. Aşağıda maden kazmaya başlasınlar. Bununla beraber bizim yapmamız gereken bir şey daha vardı. Bizim yapmamız gereken şey ne? Buğday ve wolfbank yapmak. Ha, o wolfbank dediğim bitkiyi de niye yapacağımızı size şöyle göstereyim babuşlar. Onun da hani nedenini bilmiş olun. Şimdi bizim mutluluk için kıyafete ihtiyacımız var. Kıyafet üretebilmek için de Wolfsbane'e ihtiyacımız var. Wolf. Kurt Boğan. Ha, kurt boğana ihtiyacımız var. Kurt boğan ekeceğiz. Bununla beraber benim her daim, yani seri başladı başlayalı buğday sıkıntım var. Buğdaylar una dönüyor. Undan ekmeğe yetişemiyorlar artık. Ya kek oluyorlar ya başka bir şey oluyorlar. Bunu bir halletmemiz lazım. Bu arada bu yemeklerden bol bol yedirdim ama muhtemelen şey yapmayacak, yetişmeyecek. Yetişmeyecek olan şey ne? Yetişmeyecek olan şey un mu acaba? Buğday da yeterince gelmiyor ki. Bu arada Flex'i topladık galiba ya. Allah'a şükür. Flex'i topladık da şimdi ne eksik diyorlar? Kırmızı bir şey eksik diyorlar. O kırmızı şey Wolfsbane galiba ya. Yok, kırmızı şey. Sen ne için lazım onu söylesene. Bilmiyorum ki. Yani Ne Taylor'daki adamlar şu an yaptıracaksın? Wolfsbane yok diyor. Şey Wolfsbane diyorum ya, böyle Ha bir çiçek tamam. yok diyor. Taylor'daki Ha. adamlar boşa çıkmış yani. Nihayet Flex yeterli gelmiş. Şimdi bir saniye, ben Ya. yemek kıtlığı çekeceğimden korkuyorum ya. Koloniye böyle 20'şer tane falan yemek verdim ya. O zaman neyimiz eksik, neyimiz eksik? Ya bence buğday una yeterince hızlı bir şekilde dönemiyor.
Buğday tarlası yapıyorsak buğday tarlasının kenarına da o buğdayları una çevirecek bir şeyler yapmamız gerekiyor. O zaman şöyle Bol bir bol alalım. grindstone at. Ama yeterince buğdayım da yok ki. Buğday çok birikmiyor yani. Evet, Yeterince buğday neden birikse birikmiyor? Ben de anlamıyorum. kanka yiyorlar çünkü. Tamam. Şimdi buranın üstünü kapatacağım. Buranın üstünü kapatıp diğer yerleri yerleştirmeye başlayacağım. 1400 tane dönmemiş ağacım var abi. Çok mutluyum. Kanka bir şeyden kesiyorsun. Öteki şey oluyor böyle. Ötekisi Şey neydi? ya, Ben anlamadım ki. Forester yaptım ya yüzlerce. Onlar sağ olsun. Ya benim odundan yana o kadar sıkıntım yok ya. Bina yapmak harici o kadar odun tükenmiyor. Yani kömür üretirken falan odun tüketiminde pek sıkıntı olmuyor kanka. Yeah. Salt pepper, lead, galene, contentedly. Aa, bir tık daha üstte mi yapsaydım acaba ya? Aa, bir tık daha üstte yapmazsam bu adamlar eve dönemeyecek ki. Abi var ya, yemin ediyorum şansa gördüm o herifi, yemin ediyorum ya. Bak şansıma, bu adamların kafası çarpmasa çocuk çıkıp eve gidemeyecek. Niye? Çünkü tavana çarpacak kafası. Ay, rezillik çıkacaktı Tolga. Büyük rezillik çıkacaktı kanka. Allah'ım iyi ki gündüz vakti yapmaya başlamışım şunu. İşçiyi gördüm de Allah'tan dedim, Samet yanlış yoldasın. Hayır, bir de geç öğrensem şey olacak kanka, hani yol yanlış ama şimdi o kadar da gittik, geri dönmek olmaz diye. Yanlış yoldayız ama yol nasıl güzel, nasıl güzel. Ya dualarla yaşıyorsun ha. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle öyle bu arada yani. Serinin devam etmesini isteyen babuşlar sağ olsun, onların desteğiyle ayaktayım ben ya. Ben başka bir ihtimal veremiyorum buna. Adamları kilitleyecektik, aşağı kalacaktı öyle. Şöyle Yapmam şuranın bitti. etrafını bir kapatalım. Tamam abi, dördüncü yerden bence şey atılır ya artık, dördüncüden. Ya da beşinciden mi atsam böyle, şurayla bir birleşik olsun. Gerçi beşlik ne yapacağım ya? En güzeli beşlik yapayım ya, boş ver. Şimdi burayı da döşeyelim derken aşağı düşmeyelim de. Senden beklerim biliyor musun? Ayıp Genelde çok yaparsın. fazla odun kaybetmeme sebebiyet veriyor bu durum. Onun yaşanmasını istemiyorum. Hadi. Bana bir 200'lük daha lazım. Şimdi arkadaşlar, buranın üstü tamamlandıktan sonra buraya neler yapılacak onu söyleyeyim. Hem alanımız da biraz genişlemiş olacak. Öncelikle bol bol buğday tarlası istiyorum. Buğday tarlalarının hemen dibine birazcık boşluk bırakıp oradan una çevirmelerini sağlayacak yer yapacağım. Bu sayede yiyecek ihtiyacımızı birazcık daha seri karşılayabileceğiz. Bunun yanı sıra kurt boğanların da ekimine başlayacağım ki artık yavaştan kıyafet yapmaya başlayabilirim. Yemek ve kıyafet ihtiyacımız giderilirken bir yandan da bilime bakmamız gerekiyor. Bak, bu bölüm bilimi bayağı ihmal ettik. Sanırım şey birikmiyor. Arıcılıktan biz wax biriktirip aslında lüks eşyalardan wax tableti açacaktım ama wax tableti henüz açamadım. Forge'a da henüz ilerleyemedim ama Forge'a ilerleyebilirim galiba ya. Hadi Forge'a ilerleyelim abi. Böyle bir çağ daha da ilerletelim. Kurt boğan ekilecek. Buğday ekilecek. Buğdayların una çevrilmesi sağlanacak. Sanırım bunun dışında birkaç farklı noktada tavukçuluğa da başlayabilirim. Çünkü elimde fazladan toprak var. Rahatlıkla gelişebiliyorum. Bir yandan bilime de odaklanıp yardıracağız. Tolga da sanırım şeyi araştırıyor. Yani yavaştan kurşun yapımına geçmeyi amaçlıyor galiba. Silaha geçmeyi planlıyorum ama Aynen, önce ateşli silahlara geçiş yapmaya çalışıyoruz bir yandan. 1200 odunu bitirmem lazım. Arkadaşlar aşağı bir ışıklandırma ayarlayacağım. Ama öncelikle bir şurayı bir tamamlamış olalım. Aşağı ışıklandırmayı ayarlayacağım. Elimden geldiğince bölümlerde ameliliği minimum tutmaya çalışıyorum ama tabii ki oyun build üzerine kurulu olduğu için pek de minimum tutamıyoruz. Aslında şöyle de bir şey yapabiliriz Tolga. Bana kalacak Ney? olursa. Böyle her şeyi ayarladığımızda
daha önce gitmediğimiz bir lokasyona gidip oraya böyle kafamızın istediğine göre mimari yapabiliriz. İşte kale istiyorsan kale, şey istiyorsan şey. Orayı tamamen bitirdikten sonra da işçileri yanımıza çağırırız. Hani move banner seçeneğinden taşıma seçeneği var ya. Hani önce yavaş Olabilir. yavaş taşırız. İşte önce buğday kazanlar gitsin, sonra diğerleri gitsin falan filan diye. Ama o çok 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 ileride ve çok çok zaman alan bir şey Muhtemelen, olacak. muhtemelen, Yani onun muhtemelen. için çok rahat olmamız lazım. Ama bence bu yapılabilir ya. O yapılır, güzel de olur. Ama dediğim gibi ben yani çok ileride ve çok En materyal azından olması lazım onun için ya. insan gibi Hani yerleşmiş inşa oluruz. için. Ama yapılır yani, güzel Mert olur. sağ olsun, G tuşunu öğrendiğimiz için yine rahatlıkla bu yıl yapabiliyoruz. Para. Şu yukarıyı kapatacağım babuşlar. Ondan sonra ufaktan bölümü sonlandırırız. Sonrasında geldiğinizde buralar tarla yapmaya hazır hale getirilmiş olur. Tarlalarımızı yapar, rahatımıza bakarız. Bu arada ben yanlış yaptığımı fark ettim şimdi. Ama o kadar da ilerledik şimdi. Yanlış yapsam da dönüş olmaz. Nerede yanlış yaptık? Şimdi ben bu yukarıdaki yan taraftaki zeminle aynı hizada olsun istedim ya. Tamam, eyvallah. Zemin aynı hizada ama bizim buraya ekim yapmamız için toprak atmamız gerekiyor. Ve toprak atabilmek için de ne olacak? Biz buradaki odunları kırmamız gerekecek. Yani ya kıracağız ya da işi komple bir alt kata taşıyacağız da. Şimdi o kadar da yürüdük yani, yol yanlış da olsa. Değil mi Tolga? Ne yapacağımızı ben size söyleyeyim. Umursamadan bir birim yukarı taşınacağız abi. Hiç aldırış etmeden. Umrumda değil. Abi zaten köy yamuk yani, bir yeri düzgün olsa kaçacağız Tolga. Yani Köyün zaten tamamı doğru yamuk söylüyorsun. kardeşim. Çok doğru bir yere nokta koydun. Yamuk bir ülke zaten. Ya tamam, ülkem yamuk. Ya burası doğru olsa ne olur? Çok fazla aldırış etmeyeceğim açıkçası ya. Bilimin önündeki en büyük engel ne biliyor musun Tolga? Malzemesizlik. Ben. Tamam, Ha. o bir parça, evet, ben de büyümenin önünde bir engelim de, bilimin önünde. Peki aramızdaki aşkın önündeki en büyük engel ne Tolga? Ben. Ben mi? Ne yapmışım ben buraya ya? Hoppacık. Arkadaşlar şimdi aşağının bir aydınlatmasını ayarlayalım. Bu arada buralar bir yere bağlı mı? Bir yere bağlı değilse buraları bir silelim ya. Heh. En azından iç mimari birazcık rahat olsun. Bayağı rahat şu an ya. Hani tek problem o şeydi, içeridekilerdi bu arada. Şöyle şuraların üstünden, ama yok, bu kadar sık meşale atarsak oyunu patlatırız. Atma. Ben hiç meşale falan kullanmıyorum. Umurumda değil. Her yer karanlık. Kanka şimdi meşale atıyorum ben ama hani kapalı mekan olduğu için bizim FPS'i pek etkilemiyor, biliyor musun? Yani etkilemez. Çünkü kapalı mekan. Bir tane buraya. Bir tane de buraya, parıl parıl oldu ortalık ha. Güzel. Şimdi ben buradan bir eve tekrardan çıkmanın bir yolunu bulabilirsem dışarıya. Gün yüzü görebilirsem, aranızda size de daraltı geldiği oluyor mu böyle? Allah'ım şu alandan bir çıksa ve keşke buraya bir daha hiç girmese diye. Şimdi buranın çıkışı nereye? Buradan çıkış yok. Buradan çıkış var. Ha tamam. Buradan bayrağını oradan. Oksijenin tadını çıkarın. İlerleyen zamanlarda böyle daldığımızda aşağılara sıkıntı olacak. Her neyse. Babuşlar, izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Bizden bu videoluk bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki Colony Survival bölümlerinde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Gözlerim.